Bu videoda beta-laktam antibiyotiklere bakacağız. Laktamlar teknik olarak amit sınıfına giriyorlar. Ancak tipik amitlerden biraz farklılar. Şimdi ilk olarak tipik bir amite bakalım. Bildiğimiz gibi azotun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri aslında azotta lokalize değildir. Delokalizedir ve rezonans yapısına katılır. Buraya bir amitin rezonans yapısını çizecek olursak, şu yukarıdaki oksijenin yükü -1 olur. Ayrıca karbonla azot arasında iki bağ olduğunu görüyoruz. Devam edip R grubuna da ekleyelim. Bu durum azota +1 yük vermiş oluyor. Sağda oluşan bu rezonans yapısına bakarsak ve bu yapıda azotun hibridasyon durumunu düşünürsek sp2 hibritleşmesi görürüz. Bu da azotun düzlemsel olduğunu gösterir. İdeal bir amitte düzlemsel azot orbitallerin çok iyi örtüşmesini sağlar. Bu durumda buradaki ortaklanmamış elektron çiftleri delokalize olur. Bu da karbonil karbonumuzun etrafındaki elektron yoğunluğunu arttırır. Böylece karbonil karbonumuz daha az elektrofilik ve dolayısıyla daha az reaktif hale gelir. Amitlerin genellikle reaktif olmadıklarını da zaten bu yüzden söylemiştik. Şimdi bu ideal bir amit. Penisilinin içindeki özel bir molekül. Bir halkanın içinde olan bir amit ve buna laktam diyoruz. Şimdi buradaki penisilin türevinin genel bir yapısına bakalım. Türevi dedim çünkü buradaki R grubunu değiştirerek türevi değiştirebilirsiniz. Mesela amoksisilin veya ampisilin gibi bir şeye de dönüştürebilirsiniz. Laktam halkamıza bakalım, nerede? Tabii bu halka içerisinde bir amit ve laktamı burada görebiliyoruz. Eğer bu laktamımızı sınıflandırırsak, karbonilin yanındaki karbon alfa karbon ve onun yanındaki karbonsa beta karbon oluyor. Ve tabii sonra azota ulaşıyoruz. İşte bu yüzden buna beta laktam halkası diyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında penisilin sentezlemek için büyük bir çaba vardı. Kimyagerler kesin yapıyı bilmiyorlardı ama eğer penisilin üretilseydi, savaş sırasında insanlara çok yardımcı olacağı kesindi. Penisilinin asitte veya bazda kolayca hidrolize olduğu biliniyordu ve bu nedenle bazı kimyagerler laktam halkasının ortasında bulunmaması gerektiğini düşündüler. Çünkü asitlerdeki rezonans o kadar güçlüydü ki reaktiviteyi azaltıyordu. Ve bu sebeple asidi hidrolize etmek o kadar kolay olmayacaktı. Ancak R.B. Woodward gibi bazı kimyagerler beta-laktam yapısını destekledi ve tabii ki onların haklı oldukları daha sonradan kanıtlanmış oldu. Woodward bu iki halkanın ilginç bir yapıda olduğunu düşündü. Size şimdi bu iki halkayı göstereyim. 4 üyeli bir halka var. Bu bizim beta-laktamımız. Ve bu halkayı burada sağda ayrı olarak düşünürsek 5 üyeli bir halkamız var. Yani bu bir kaynaşmış 4-5 halka sistemi. Fotoğrafını çektiğim sol taraftaki bu modele bakarsanız bu kaynaşmış 4-5 halka sisteminin azotun düzlemsel olmasını önlediğini görebilirsiniz. Şimdi buradaki bazı atomları size göstereyim. Bu mavi atom azot. Sol tarafta karbonillerimiz var. Ve burada ise kaynamış 4-5 halka sistemini görebilirsiniz. Bu azota ve buradaki geometriye baktığımız zaman yukarı doğru olan bu iki bağı ve ufak bağı görebilirsiniz. Bu kesinlikle düzlemsel bir azot değil, yani aynı rezonans kararlılığını elde edemeyeceğimiz kesin. Azot karbonil karbonumuza o kadar fazla elektron yoğunluğu veremez. Sebebi ise bu kaynaşmış 4-5 halka sistemi. Böylece orbitaller yeterince örtüşemez. Karbonil karbonumuza çok fazla elektron yoğunluğu verilmediği için bu durum karbonil karbonu kısmi olarak daha pozitif, daha elektrofilik ve dolayısıyla daha reaktif hale getirmiş olacak. Bu beta-laktamın kolayca hidrolize olmasının nedenlerinden biri de bu. Bir başka nedense halka veya açı gerginliği. Bir kez daha bu kaynaşmış 4-5 halka sistemine bir göz atalım ve tam olarak ne konuştuğumuzu görebilmemiz için bu kez siyah rengi kullanalım. Evet, bu bizim beta laktamımız. Üzerinden geçeyim, maviyle gördüğünüz şey azot. 4 üyeli bir halka. Hibridasyon durumunu düşünürsek, diyelim ki buradaki bu karbonu ele aldık.
Bu karbon 4 atoma bağlanmış durumda. Yani sp3 hibritleşmiş. Ve bu sp3 hibritleşmiş karbon için ideal bağ açısı 109,5 derecedir. Ancak bu durumda idealden uzak olduğumuzu görebiliriz. Tam olarak açının kaç olduğundan emin değiliz ama kesinlikle 109,5'tan az. Bunun bir kare olduğunu düşünürsek 90 dereceye yakın bir açı olabilir. 90 derece veya ona yakın bir bağ açısı, yani eminim ki tam olarak 90 derece değildir ama olsun, siz durumu anladınız. Kısacası bu açı 109,5 derecelik ideal bağlanma açısından sapmış bir açı. 109,5 dereceden ne kadar saparsak o kadar fazla gerilme oluyor ve buna da halka veya açı gerginliği diyoruz. Bir model seti yaparken aslında bu bağların büküldüğünü hissedebilirsiniz. Ve bu da modeli yaparken mevcut olan gerginlik hakkında size bir fikir vermiş olur. Yani gerçekten bu açı gerginliğini hissedebilirsiniz. Bu açı gerginliğini hafifletmenin en iyi yolu halkayı kırmak olabilir. Böylece amiti hidrolize edebilirsiniz. Halkayı tam buradan kırarsak sağ taraftaki model gibi görünecek. Böylece amitimizi hidrolize ettik ve bu açı gerginliğini giderdik. Şimdi açıya baktığımızda artık bu açı daha büyük. Yani 90 civarında değil, kesinlikle daha büyük. 109,5'lik ideal bağ açısına yaklaştı. Açı veya halka gerginliği dediğimiz kavram işte bu. Halkanın açılması bu gerginliği hafifletir ve bağ açısını ideal değere yaklaştırır. Mesela sadece bu sp3 hibritleşmiş karbonu ele alıyorsak durum bu. Şimdi elimizde beta-laktam halkasını çok reaktif yapan bu iki faktör var. Biri çok fazla rezonans kararlılığı olmaması ve diğeri ise halka gerginliği. Ve bu ikisi halkayı son derece reaktif hale getiriyor. Hadi şimdi penisilinin etki mekanizmasına bir göz atalım. Evet, burada penisilin türevimiz var. Sol tarafta ise transpeptidaz enzimini görüyoruz. Bu bakterinin hücre duvarlarını oluşturmak için kullanılan bir enzim. Burada aktif bir enzim söz konusu. Ve gördüğümüz gibi bu aktif enzim bir OH'a sahip. Bu durumda OH nükleofil görevi görecek ve buradaki beta-laktam halkamızda bulunan karbonil karbonumuza saldıracak. Bu karbonil karbonun çoğu amitten daha elektrofilik olduğunu biliyoruz. Ayrıca burada yüksek oranda bir halka veya açı gerginliği olduğunu da az önce öğrenmiştik. Bu aslında penisilin türev molekülümüzün reaktif kısmı. Geri dönecek olursak bu nükleofil elektrofile saldırır ve bu elektronlar oksijene geçer. Daha sonra karbonili yeniden düzenleyeceğimiz zaman bu elektronlar geri gelir ve karbonili oluşturur. Bu elektronlar da azota geçer. Bu aslında nükleofilik bir açil yer değiştirme mekanizması ya da substitüsyonu. Evet, şimdi amiti parçalayıp ürünümüzü burada gösterelim. Rahatça takip etmeniz için bazı atomları işaretliyorum. Yukarıdaki bu oksijen, aşağıdaki şu oksijen. Ve buradaki karbonsa aşağıdaki şu karbon. Karbon ve azot arasındaki bağı kırmıştık. O azot da yukarıdaki bu azot oluyor. İşte bu azot. Ve bu azot bu süreçte bir proton almış oluyor. Olay şu. Şimdi enzimi etkisiz hale getirdik. Artık burada herhangi bir OH da yok. Enzim etkisiz olunca bakteriler için hücre duvarları oluşturamaz ve bakteriler hücre duvarları oluşturamazsa bağışıklık sistemimizde bu hücre duvarsız bakteriyel enfeksiyonlarla daha iyi savaşır. İşte penisilin gibi beta-laktam antibiyotiklerin nasıl çalıştığının bir özeti. Bu antibiyotikler bakterilerin hücre duvarları oluşturmasını önlüyor ve daha sonra bağışıklık sistemimiz gerisini halledebiliyor. Her şey bu beta-laktam halkasının kimyasını düşünmekten geçiyor.